Başka da var da hani Davinson Sanchez dışında çok büyük katkı veren yok. Evet. Yani Olivera bile hala katkı veremeyen bazı yeni transferlere göre daha çok katkıyı işte son maçta Rize deplasmanında 3 puanı getirerek haneye yazdırdı. Ya Artık yavaş yavaş şu sesler de yükselmeye de başlıyor. Cengiz dışında katkı vermeyen yeni evet, transferi. Yani mesela şöyle sesler de yükselmeye başladı ki haklılık payı var. E, madem yoyu e, alacaktınız neden Dubois'i gönderdik var. Düba kendi gitmek istedi. Kabul ediyorum. Kalmadı. Ee, belki de atlayanları vardır ama Boe'deki tahmin edilemez ve öngörülemez yükseliş ve çıkış geçen sezonun başındaki e, bütün hesaplarını değiştirdi ile ilgili evet. Okan Burun. Ee, yine de Dubağ gitmemeliydi. Yine de Mitşo dahi gitmemeliydi. Hatta Berkan'ı bile gözler aramaya başladı. Yani Galatasaray'da şampiyon olunan gün söylenen eksikler hala baki. Solbek 6 8 oynayabilen, 8 10 oynayabilen iki orta saha. Hani hem Torreira'yı yedekleyebilen hem 10 numara, 10 numara Galatasaray'da 10 numara Kerem oynuyor. Galatasaray'da 6 numara 8 numara Kaan Ayhan oynuyor. Galatasaray'da sol bek Abdülkerim e, Bardakçı oynadı ya. Abdül Doğru. Abdülkerim Bardakçı oynadı en son maçta. Hani bu kadar transfer hem ee, finansal olarak hem de sayısal olarak bu kadar transfere rağmen hala aynı bölgelerdeki boşlukta dikkat çekiyor. Zaha ile ilgili e, Manchester deplasmanında attığı gole rağmen hala tam olarak bir inanç yok. Ziyeş piyasada yok. Tete'yi ben fena bulmuyorum ne yalan söyleyeyim. E, ama Yunus kalsaymış dedirtiyor Tete'de. Yani Yunus, Dubois, Berkan kalsa daha iyi olurmuş kanaati Hakim gördüğüm kadarıyla Galatasaray taraftarında ve sosyal medyasında. Ya bu koşullar altında Okan Buruk'un şapkadan en az bir, bazen de iki tavşan ya da aslan çıkartması gerekiyor diyebiliriz. Ee, Oliveira çıktı son maçta şapkadan. Yani her ne olursa olsun Galatasaray'ın devre arası transfere kadar minimum kayıpla gidip e, hayati... En az iki transfer yapması lazım ama fazlalıklardan da kurtularak bunu becerebilmesi lazım finansal durumda ortada. Fenerbahçe'nin ise Galatasaray'a oranla hem daha geniş bir rotasyon olmasından dolayı hem de oturmuş bir oyun planına daha çabuk geçmesinden dolayı bir tık önde olduğu gerçeğini de kabul etmek lazım. Yani şu anda. Fenerbahçe bir adım önde. Yani devre arası liderlikse önümüzdeki hedef. Devre arası liderliğe bir adım önde Fenerbahçe. E, ama Kadıköy'deki maç kuşkusuz belirleyici olacak. Galatasaray İdris'e spor performansının tatmin edici buldunuz mu Murat Özbos'tan? Hiç yani tatmin edici bulmadım yani. Çünkü zor bir maçtan, iki maçtan çıkmıştı. Biri e, Bayern Münih, onun öncesinde Beşiktaş yani özellikle Bayern Münih maçındaki sarf edilen efor, harcanan enerji, işte 50 ortalama 50-55 dakikaya yayılan müthiş futbol, girilen pozisyonlar, yüksek motivasyon ve arkasından gelen konsantrasyon kaybı ve mağlup olan bir Galatasaray. Böyle bir gelgitlerin çok fazla oldu. Hem üst nokta motivasyon yaşayıp daha sonra yenilen bir takımın oyuncularının illa ki lig başında e, psikolojikman yorgun olmaları kadar ya da fiziksel olarak da yorgun olmaları kadar doğal bir şey olamazdı. Yani e, burada önemli olan hoca e, o üç tane değişiklik yaptı işte. Mertensi oynattı, Kerem Demirbay ve e, Angelino'yu oynattı ve üçünü de oyundan aldı. E, Rize maçında. Niye? Üç tane enerjik adam oynattı Bayern Münih maçında oynamayan. E, bu adamlar dan daha hem enerjik olarak hem de takıma katkıda bulunsunlar diye. Üçünü de daha sonra oyundan aldı Rize maçının ilk yarısında. Çünkü bir fayda göremedi. Yani hocanın bence buradaki en büyük sıkıntısı Galatasaray'ın elindeki kadro dar bir kadro. ya yani Geniş bir kadro ama faydalı olan, verimli olan dar bir kadro var. Dar bir 11 var. 11-12 kişi var. 12-13 kişi var en çok. Hoca bunlar, bunlarla şu ana kadar bu oyuncularla gidiyor. Ha, Transferle ilgili de evet ciddi şeyler var. Yani işte birçok transfer edilen 7-8 tane çok önemli, çok marka, çok yıldız, ağır sözleşmeleri olan, maliyetleri olan futbolcuların yeteri kadar şu ana kadar performans gösterememedikleri, neden performans gösteremedikleri? Yani maçlara iyi hazırlamıyor hazırlanmıyorlar. Konsantrasyon kayıpları mı var? Türkiye'ye mi uyum sağlayamadılar? Galatasaray'a mı uyum sağlayamadılar? Ya da hoca ile ilgili herhangi olumsuz bir durumu var şeklinde bir sürü şeyler tartışılıyor, yorumlar yapılıyor. Yani bence hocanın ivedilikle e, burada e, teşhis e, koyup ki mutlaka bu teşhisi koymuştur. Bu futbolcuları daha çok oyunun içine çekmek, daha çok hazır tutmak. Yani 11'i oynatıyorsunuz, 11 dışında kulübeden gelen oyunculardan da ya da rotasyon yaptığınızda size diğer isimlerin de ciddi derecede fayda sağlaması gerekiyor. Şimdi bu hafta Kasımpaşa maçında Ziyek'i 11'e şey 10 numara oynatmayı planlıyormuş mesela. Öyle bir şey duydum. Çünkü iyileşmiş. yani kanatlarda işte öne e, girdi zaten. Evet. Hayır, direkt 11'de. Hmm. Oynayacak seviyeye gelmiş. Oynayacak seviyeye gelmiş. şey 10 numara 10 numarada 10 numarada hakim hakim Ziyek <Z2> ha. <Z2> kanatlarda da Kerem'le Zaha yani böyle bir değişiklikler yapacakmış bu maçta. tabii ki bu oyuncular ne ne verecek yani çünkü Hakimci hiç çok aşırı derecede bir şeyle transfer edildi. Zaha yine aynı şekilde. Yani Kerem belki 10 numarada oynadı ama kanatta gösterdiği şeyi, performansı ya da verimi gösteremediği ve bunun rakamlara yansımadığı da söyleniyor. Her pozisyona da girdi Rize maçında. Ama her maçta her maçta girelim. pozisyona giriyor ama temel sorunun son vuruş, son anda bir şey olması, sıkıntı olması. Yani bunu gole çevirememesi. Zaten adamın o 10 şeyin 10 şeyden 9'unu çok iyi yapıyor. 10. şeyde vuruşta ya yani daha doğrusu 10 son noktada e, takılıyor. Orada bir vuruş vuruş şeyinde bir sorun oluyor. Yani hoca şu ana kadar bu elindeki geçen seneki oyuncularla işi götürüyor. Hatta geçen gün programda bir istatistik vermiştik. Onu tekrar verelim. Yani yeni oyuncuların 37 tane gol atılıyor. Burada e, mevcut şu andaki kadrodan yeni gelen oyuncuların katkısı %22. Hatta 20'ye düştü son maçtan sonra. Olivier'e de attı. %80'i geçen seneki ekibin katkısı. Evet. Yani buradan da net olarak şu çıkıyor. Yani yeni gelen oyunculardan hala randıman alamayan bir Galatasaray, bir Okan Buruk var. Ama bunun sana teşhis... göre öyle. Bana göre öyle. Diğer evet çok katkı alıyorlar bence. Hayır. Yani yeni gelen oyuncuların transfer edilmesinin yanlış olduğu gerçeği de ortaya çıkmış olabilir. Bak hangisi Orası doğru, doğru? Hangisi doğru? Da... Ortada bırakalım. Ama senin gibi düşünen bazı yöneticiler olduğu iddiası da var. Takım oyununda da konuşmuştuk. İşte aa ne güzel biz ona süper oyuncular aldık. Okan Buruk oynatamıyor söylemini böyle ufak ufak oynatamıyor kaynatanlar mu, var. Hazırlayamıyor mu maçta? Ben yani. de yan mesela ben de derim ki o zaman e, transferler doğru değildi bak. Eğer Berkan'ı, Mitchell'ı ve Duvoy'u arıyorsan Yunusak günü Mitchell'ı yu aramıyor ya Galatasaray. Arıyor mu? Abi bence onu bile arıyor Masat ya. Oyuncuydu. Bence onu bile yani Berkan arıyor. ondan daha iyi oyuncu bence. Tam Berkan'ı da Berkan. arıyor zaten. Evet. Yani Berkan en azından son 15 dakika büyük maçlarda sokup orta sahayı dinamik bir hale evet. getirebilirsin. Bunu yapabiliyorsun. Micho da enteresan oyuncu. Bakma sen o kadar da kötü değil canım. E, ama yani gitmeseymiş olurmuş. Yani şöyle, şimdi bir tekrar başa dönse Galatasaray taraftarları taraftarı arasında bir anket yapılsa Yunus Akgün bu takımda iş yapar mı? Yapar. Berkan yapar mı? Yapar. Hani Gerçekçi olalım arkadaşlar. Yani şu anda e, transferlerde hani Endombele, hatta Ziyech, hatta bak Manchester deplasmanında tarihi bir gol atmış olmasına rağmen Zaha beklentiyi karşılayamadı. E beklentiyi karşılayamadı. Acele ediyorsun. Acele mi ediyorum? Kaçıncı hafta? Bittim. 10 hafta oldu. Kaç tane Avrupa maçı oynandı? 6 artı 4 mü? 10. 20. 6 artı 3. 6 artı 3. 3, 9. 19 maç oynamış Galatasaray arkadaşlar. 19. Zaten bu sezon kaç maç oynayacak biliyor musunuz? 50. Ucu açık. E başarılı da olmuş. İşte rekorlardan ben bahsediyoruz. Ben demedim. Hay tamam Ama onu da belirtelim transferlerin, diye diyorum. Sezon başında yapılan Kocanın... transferlerin evet. verimiyle ilgili. Evet. Elde ne var? Nefis bir bakiye. Davinson Sanchez. Muhteşem. Bak ben sana söyleyeyim. Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğundan da iyi adam. Ben çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum ya Abdül, e, Abdül Abdülkerim, Abdülkadir'le Abdülkerim, Abdülkerim'le e, çok da iyi gidiyorlar. Ama Abdülkerim mesela sol beke kayabilir. E ne oldu? Nelson vardı, onu da küstürdün. E, ne yapsın yani? Ya oynatacak, ya oynatmayacak. O lige bunların hepsinden iyi gibi duruyor yani. O kendi bölgesinde oynayan herkesten daha iyi. Kaan savunma olarak Küstürdüm tabii. Küstürdün ki derken iyi. kime küstürdün? Kim küstürdü? Genel olarak camia için satış, satış 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 deyip ne kadar kopmaz. bekletip sonra da yerine adam alıp evet. oynatmak iyi bir strateji olmayabilir. Bir durum var. Bu da hocanın bir noktada elini kolunu bağlıyor ki teknik direktörlerin belki de ligde tamamı için geçerli. Ben zaten hocayı yerli suçlamıyorum. Yani yerli ben de asla suçlamıyorum. Yani yerli kuralıyla alakalı Tabii ki bir şimdi. problem var. Ne yapalım, yani oyuncuları hepsini aynı anda şu sağ an değiştirmek bizim elimizde ise 3'te 3 ile değiştirelim yani bize verdiler. Aa Hemen değiştirelim yabancı serbest olsun. Ama yabancı kuralı var. O yüzden hani ee, boş yere zaman kaybetmek yerine Galatasaray'ın şu anda proaktif olup e, iyi bir orta sağ, çok iyi bir sol bek e, minimum bu ikisini Hı. renklerine bağlayacak şekilde bir transfer harekatı gütmesi gerekiyor. Daha da önemlisi elde. Neyse ya daha adam transfer yapsın. Hayır, daha da önemlisi elde Iskarta'ya 4 mala giden, Iskarta olmaya doğru 4 mala koşan bazı isimler var. Hani mesela Endombele. Endombele ile ilgili en ufak bir beklentim yok. E benim de yok. Ama alınırken de yok. Neden yok beklentiniz? Endombele şu an futbolla ilgilenmiyor. E niye alındı o zaman? İşte alanlara sormak lazım. E hoca niye izin verdi alınmasına? Yani ben nereden biliyorsun neyi ne kadar izin verildiğini? Yani bilmiyorum. E tamam ben takımın hocasıyım yani. Sen ben Endombele'nin Davinson Sanchez'le beraber e, bir paket olarak geldiğini düşünüyorum. Yani Davinson Sanchez'i e tamam, alın o... bunu da alın dediklerini düşünüyorum. Bilmiyorum peki, bir bilgim bir şey, yok. Bir şey soracağım. Neymiş e, o zaman? Yani İlki Endombele alınmış çünkü Davinson Sanchez'e bağlıysa. En evet. azından Davison zaten kilosuyla değil mi genelde böyle konuşuluyor, yorum ya, yapılıyor? Hali biraz mental ya, olarak da hani futboldan uzaklaşmış ya, gibi. Ya tamam bu adamı kim hazırlayacak maça? Bu kilolarının verilmesini kim sağlayacak ya? Ben bunu anlamıyorum yani. E, oyuncu acaba sorumluluklarını bireysel olarak profesyonel yaşantısıyla ilgili yerine getiriyor mu? Boşuna sormuyorum bu soruyu. E, o zaman sen bir transfer fiyaskosundan bahsediyorsun şu anda. yani. Endombele e, öyle. konusunda evet bu, yani bu transfer böyle... şu an için bir fiyasko. Endombele fiyasko gibi görünüyor evet şu an için yani ilerleyen süreçte alakalı. Ziyeş'te Mesela bu hafta 11 çıkacak ve 10 numarada oynayacaksa bu haftaki performansı çok belirleyici olacak onunla ilgili kanaate dair. Mesela Zanyolo geçen devre arasında geldi. 3 tane maçta muazzam katkı sağladı Güzel. ve Başka herkesin şey içine yapalım. sindi. Tamam. Yani yeni transferdi, uyum süreci falan dedik ama keşke Zanyolo'yu da kiralamasaydı Galatasaray diyenler var. Bak Zanyolo ben Zanyolo'nun overrated olduğunu düşünüyorum. Hadi bunu da söyleyeyim. Bence çok abartılan bir oyuncu. Aston Villa'da da performansı vasatın altında. Yani e, Leon Bailey diye bir oyuncu varken ben da almazdım. O iki, ya Aston Villa tarafından da anlamadım yani bu tür Yani eseri. iki diz bağından sonra seni, seni haklı bulan da çıkacaktır. Evet. Ama o iki diz bağı olmasaydı... Farklı bir seviyede olabilirdi. E, bence underrated'dı. Ama oldu yani yaşandı. Oldu yaşandı. Bence toparlama ihtimali var yani. Baya bayağı güçlü bir oyuncu yani. Güçlü.